Merhaba arkadaşlar. Bugün çok keyifli bir konuğum var. Nesim Hayf abi. Nesim benim sınıf arkadaşım. Üniversite yıllarında beraber omuz omuza spor yaptığım, basket oynadığım, halat çektiğim, çok güzel günler geçirdiğim bir kardeşim. Aynı zamanda da Nesim bence çok önemli çünkü ODTÜ tarihi için çok önemli. Nesim'in anne ve babası Ortadoğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümünün kurucuları. İki hocamız da çok son derece değerli, yararlı, güzel işler yaptılar Ortadoğu Teknik Üniversitesi için. Biz de işte mezun olduktan sonra onlara layık olmaya çalışıyoruz. Bugün konuşacağımız konu bizim için işte size de bu seri başladığından beri, karantina günleri başladığından beri anlatmaya çalıştığımız konuların üzerine. Nesim'le biz tabii arkadaş olmanın etkisiyle uzun zamandır bu konuları konuşuyoruz. Bugün de işte proje yönetiminde yapay zeka ve risk yönetimi nasıl bir araya gelir? Şu an üzerine çalıştığımız o geniş vizyonun belli kısımlarını bugün giriş yapacağız. Umuyorum işte önümüzdeki günlerde devamlarını da çekeceğiz. Nesim'cim biraz anlatır mısın kendini bize? Sağ ol Onurcuğum. Öncelikle bu güzel giriş için teşekkür ederim sana. Hakikaten sen zaten bana göre de hem akademik anlamda hem inşaat mühendisliği anlamında benim için de çok kıymetli bir insansın. Bu güzel görüşlerini almış olmak da insana gurur veriyor. Çok teşekkür ederim. Hep birlikte yürüdük açıkçası bu yıllara gelene kadar. Hani nereden baksanız çeyrek asrı geçen bir süredir inşaat sektörünün içerisinde hep farklı yerlerde rol aldık. Hani beni biraz daha nasıl diyeyim kendi açımda proje yönetimine iten, proje yönetimiyle ilgili daha derinlemesine girmemi sağlayan tabii ki hep kendimi de anlatırken söylediğim Bakü Ceyhan projesiyle başlıyor. Çünkü Türkiye'nin bile hayatında ilk defa müteahhit olduğu, bir devlet kuruluşunun müteahhit gibi rol aldığı bir projenin başında tüm planlamasından, raporlamasından, devlet ilişkilerinden, işveren dediğimiz işte BP'nin başını yönettiği petrol şirketlerinin o BTC dediğimiz, sonradan adı BTC oldu. Daha önce MEP Partisi'miz, Main Export Pipeline Participants'tı bunların adı. Neyse bunlardan gelen ve bunların beklentisi bir müteahhiti uluslararası Dünya Bankası'nın koyduğu standartların üzerinde bir standartla iş yapmaya iten bir yapının içerisinde bambaşka ki bu bahsettiğim 20 küsur yıl önce yani 1999-2000'lerden bahsediyorum projeye ilk adımımızı attığımız dönem. Hani ondan önce de bir 5-6 yıllık çalışma süremiz var elbette ama oralarda işte inşaat mühendisiydik normal. Burada başka bir dünyaya geçiş yaşandı. Gerçek proje yönetimi işte bizim o dönemlerde bildiğimizden çok farklı. Health safety, quality control ve quality management system, project management systems, project controls, project services gibi o dönem için Allah Allah ne diyor bu adamlar dediğimiz konuların içerisinde ve birinci dereceden sorumlu olarak buldum kendimi. Belki en büyük şansım çok genç yaşta öğrenmeye açtım. Yani hala da açız. Hani onun bitmemesi, o bitmemesi gereken bir açlık. O bittiği anda zaten at gerisini gitsin. Ama o zamanki... Nesim mi? Efendim? Özür dilerim. Enerji her zaman var. Şeyi çok merak ediyorum. Bütün bu anlattıklarında İngilizlerle beraber çalışıyor olmak. Çünkü bizde mesela proje yönetim babası hep İngilizlerdir. Aynen. İş planlamasından başlayan işte daha organize çalışma. Çünkü bakarsan bizim akademik olarak proje yönetimi anabilim dalındaki yani ilk çalışmalar hep İngiliz bazlı hocalardan çıkmaya başlamış. Onda büyük etkisi olmuştur herhalde. Tabii ki de. Çünkü İngilizlerin olaya bakış açısıyla bizim bakış açımız çok farklıydı. Yani ben bu projeye katılmadan önce de BOTAŞ'a mesela işte bir boru hattı vesaire de yapmışlığım var. Hani o zaman işte şantiye şefliği görevi içerisinde. Oradaki anlayışımızla bu projenin içerisine girdiğimiz yapıdaki anlayış arasında neredeyse ilişki yoktu. Yani bizim için boruyu kaynat yerin altına koy bitmişti. Öbür tarafta o kadar çok konu var ki ya boruyu ne zaman kaynatacağız diye şaşırıyor insan. Hani ama bu konseptlerdeki tabii en temel, en güzel duygu ve hiçbir kimsenin itiraz edemeyeceği şey önce insan. Şimdi buradan yola çıkıyorsun. Yani bir adamın canına gelecek zararı düzeltemiyorsun. Ama boruya gelecek zararı düzeltirsin.
ne bileyim kazarken bir şeye zarar verirsen düzeltirsin. Tek yerine koyamayacağın insan. Dolayısıyla her şeyin mantığını buna dayandırarak genişlettikleri için de ne müteahhitlerimiz, ne işveren olarak biz veya ana müteahhit olarak biz bu konan şartların hiçbirine ya kardeşim bırak Allah aşkına diyemedik. Diyemediğimiz için öğrenmemiz gerekti. Daha iyi öğrenmemiz lazımdı. Çünkü bizim sırtımızda devlet kuruluşu olmanın getirdiği bir ağır yük var. Benim kaybetme şansım yoktu o işin başındayken. Yani o yüzden ya tabii bir ekip işi ama biz bilirler. Hani bunu izleyip de bizim ekipten olan arkadaşlar da hatırlarlar. Hani bizim için uyumak vesaire bunlar hani gerektiği kadarını yapmak yeterli olan güdülerdi. Kalanında bu işi başarmamız gerekiyordu. Dünya literatürünü okuduk. O zaman bir planlama yapıyorduk. Primavera ki ben hani işte staj döneminde veya üniversiteden sonra Primavera'yı bir DOS versiyonuyla kullanmaya başlamış ve çağımızda yani bizim yaşlardakiler hariç şu an piyasadaki çok az insanın bildiği hani DOS ortamında Primavera nasıl olur? Hatta DOS ne diyen çok var bizim elemanlardan. Dolayısıyla hani oralardan başlamışız. Ben ilk dediğim şu, düşünsene bir program yapıyorsun. Undo diye bir opsiyonun yok. Artı çizdiğin şeyi yani tasarladığın konsepti de arkada görme şansın yok. Hani DOS ortamında böyleydi. Linkleri yazacaksın, bağları yazacaksın, her şeyi gireceksin. En son Gantt chart'ını görmek için bile run etmen gerekiyordu. O da sana neyi öğretiyor? Bakma bunu hani eski edebiyatı yapmak için söylemiyorum. Bu yaptığın işi çok iyi anlaman gereken bir konu haline getiriyordu. Bugün çok kolay yani P6, 7, 8, 10, 40 neyse uçup gitti P'ler. Burada yapıyorsun, beğenmiyorsun, siliyorsun, araya aktivite atarsın, resource'u değiştir. Canın ne istiyorsa yapabilirsin. Ama bizim zamanımızda ilk işe gittiğimizde bir şey yapman önceden tasarlamadıysan mümkün değildi. Dolayısıyla... özür dilerim. Ya şeyi hatırlıyorum ben de Nesim. İlk işte işe girdim. Bir Primavera planlaması verdiler. Planlama da işte çok oldukça büyük bir proje. İşte Chicago'da yapılan işte Millennium Park'ın yanına bir işte bir sosyal alan yapılacak, sosyal bina yapılacaktı işte tiyatro gibi. Böyle dediler ki iş planlamasını ya verdiler elime bir sürü bir şey. Böyle anlatamsa 3-4 gün böyle gerçekten kap yaparak hazırladım. Ve çok büyük bir gururla şeye gittim. David Crowell diye bir beyle çalışıyordum. Hala çok müthiş bir görevde, çok başarılı bir şey. Bizim Illinois Teknik Üniversitesi'nden mezun. Adam baktı, gülmeye başladı, tamam mı? Ya şimdi ben yapmışım. Ya çok işte atıyorum 5000 6000 tane task var. İşte her şeyi bitirmişim ve bir de yani güzel bir evin arasını satayım. Hani renkli renkli falan da. Ve benim şeyler abi camları koymuşum, duvar yok. Yani bir yerde kaçırmışım bağlarken. Ama anlayamıyorum çünkü bakan kör oluyorsun aynı şeye bakınca. Yani camları install etmişim ama şey yok. Etrafında çerçeve veya duvar yok. Atlamışım bir yere. Göremiyorsun ki anlamıyorum. Yani çok şey neyse dediğin gibi çok zordu yani. Zordu, zordu ama işte hayat gelişiyor. Yani gelmek istediğim nokta hani başladığımız zamanlarda bir şeyleri yapmak bugünümüz kadar kolay değildi ama ben o zamanları niye pozitif olarak görüyorum bizim açımızdan ve yeni nesil açısından da negatif olarak gördüğüm şey bizim öğrenmemiz gerekiyordu. Bizim işin dibine, felsefesine, her şeyini anlamamız gerekiyordu ki bugünkü planlama anlayışına benzer bir planlamayı ortaya koyabilelim. Ya da işimizi yapabilelim herhangi bir konuda. Yani Word'ün, Excel'in olmadığı bir dünya bugün işte öğrencilerine sor yani. Bizim zamanımızda işte Lotus'lar, şunlar, bunlar vardı. WordPress diye bir şey yanlış hatırlamıyorsam. WordPerfect vardı. Aynen öyle yani fantastik programlar. Hani ki bunları da bilgisayar ortamında yapıyoruz diye biz de kendi çağımızın uzay adamlarıydık. Yani ama bugünden baktığında vah zavallılar diyor yeni nesil bize. Dolayısıyla bu gelişti. Nerede diyorlar? Aynen öyle yani. Benim oğlum bile işte o da işte 17-18 yaşına geliyor. Birçok konuyu anlattığımda gülüyor yani. Ama çok uzak değil yani. Bahsettiğim konu işte 25-30 sene öncesi. Hani tarih öncesi gibi konuşuyoruz ama bir şey değil yani.
yakın zamanda o kadar çok şey değişti ki. Dolayısıyla hani benim anlattığım işte proje yönetimini öğrendiğimiz süreçte 2000'lerin başı dediğimiz 20 yıl öncesi. Yani 20 yıl önceki sistemlerle bu ülkeyi adapte edebilme ve bu işi başarabilme hevesiyle hakikaten çok büyük emekler verildi. Yani ben dünya literatürümü indirmediğim şey kalmadı. Bir de yöneticisin. Senin her hareketini takip eden, senden sürekli bir şey bekleyen bir insan grubu var. Bunun üzerinde de yetkili imzasın. Yani ben proje kontrol daire başkanıydım orada. Paranın altında benim imzam var. Zamanın altında benim imzam var. Raporlamanın altında benim imzam var. Kalanı işte direktör bile ikinci imza. Yani bir şey yanlış olsa adama bu niye yanlış deseler, ne bileyim Nesim yapmış, imzalamış, onu da ben mi kontrol edeceğim dedi mi bitiyor. Ama benim ya Ali yapmış, Veli yapmış deme lüksüm yoktu. Dolayısıyla Allah'tan çok güzel bir ekibim vardı. Gençlerdi. O da bir avantaj. Ama bu ruhu paylaştık. Yani ben hiçbir zaman kendimi yalnız hissetmedim. Onu da söyleyeyim. Hani dolayısıyla hani ekip ruhu denilen şeyi de yaşama şansım da oldu. Yani bunu hani birçok adamla çalışırsın da ekip ruhu bana göre farklı bir konsept. Bir gün onun üzerine de çok uzun konuşuruz. Yani ekip olmak, ekip olarak çalışmak apayrı bir dünyadır. Yani birlikte iş yapmak değildir ekip olmak. Yani ben şeyde çok görüyorum onu Nesim. Mesela akademide bile ya benim en büyük özelliğim, çünkü biz şantiye kültürüyle yetiştiğimiz için hemen ekip kuruyoruz. Yani ben ekip olmadan yaşayamıyorum. Çünkü hani öyle alışmışız. Mesela okula geldiğim zaman da ilk yapmaya çalıştığım şey, evet, ilk yapmaya çalıştığım şeylerden bir tanesiydi. Yani düzgün bir ekip oluşturmak, çünkü ekip varsa güç var demektir. Yani şantiye, benim için şantiye ortamı. Şantiye ortamını sağladığım anda kendimi iyi hissediyorum. Yani, çünkü şey hissediyorum. Yani beraber çalışacağım. İşte şantiye de bir tür ordu gibi de, veya nasıl dersen hani disiplini orduya benzer, birlikteliği okula benzer, öğretileri vesaire. Yani o yüzden şantiye deyip geçmemek lazım. Yani bu çoğu insan için toz duman, sırf heriflerin olduğu ağır konuşulan bir ortam gibi tariflenir. Ama bunun özüne bakarsan, bana sorarsan öğretileri çok yüksek bir yapıdır şantiye. Almayı biliyorsan. Hindistan'da öyledir mesela. Oraya da geleceğim. Hani kimi için sadece kötü kokulu bir ülkedir ama almasını bilirsen çok şey barındırır. Her şey için aslında bu konuyu genişletebiliriz de. Neyse, hani ana konumuza dönersek, dolayısıyla hani ben bu İngiliz ortamı, hani ve Bakü Ceyhan'daki en büyük avantajım, hani her şeyin ortasındaki tek adam. Yani ve projenin başından sonuna görevi değişmemiş, sorumluluğu değişmemiş, artmış ama hiçbir zaman azalmamış da tek adam. Biliyorsun hükümetler geliyor gidiyor, işte genel müdürler veya üst düzeyler hep siyasi etkinin altında kalıp değişime uğrayabiliyorlar. Bizde de çok değişiklikler oldu. Ama ben 7 yıl o süreç içerisinde görevimi hiçbir zaman, hani şey, ne diyeyim, görevin hep başında kalan tek adamdım. Yani diğer herkes arada gelmiştir, sonuna gitmiştir vesairedir ama hayalden gerçeğe sonuna kadar durduk. Ama yani mesele işte bu öğretiyi tamamlamak anlamında benim için çok önemliydi. Yani arada bir yerde çıksak ne olurdu? Çıkana ne oldu? Bir şey olmadı. Ama bazı şeyleri görebilme ve bu yabancılarla, işte Dünya Bankası'nın auditlerine girdik çıktık. Ondan sonra BP'nin kendi yapısal sistemine çok girdik çıktık. Ondan sonra uluslararası kreditörlerle bu işin finansmanında Türkiye'den tek giden, içine katılan tek adamdım. Başka kimse gelmediği için vesaire. Yani çok yere, çok şeye girip çıkmak ve öğrenmeye aç olmak, başta dediğim, yani ben gördüğüm şey, ya bana ne krediden de diyebilirdim, içimle çok alakalı değil ama yani yeni bir şey her zaman bana heyecan verdi ve içine girdim. Bir gün uyumazsak uyumayız dedim, 3 gün sonra uyuruz, yani yeter ki şunu bir öğreneyim. Yani geceleri seyahat edip gündüzleri çalışmak bana yıllarca hiç koymadı. Yani buradan dünyanın bir tarafına uçardık gece saati, sabah vardığımızda tıraş ol, kıyafetini değiş, toplantıya git, akşama kadar toplantı, bin uçağa başka bir yere git gibi bir hayatı hiçbir zaman yorgunluk olarak da görmedim. Ama bunun öğretisini, bana kattığı şeyi de başka bir şeyle yerine koyamayacağımı
bugün görebiliyorum. O zaman şikayet etmişliğim olabilir tabii. Yani çok da atıp tutmayalım. Yok ya bir şey tabii ki öyle de ya bir şey var yani öğrenciler de onda mesela ben kendim öğrencilerimle konuşurken de onu görüyorum. Bir süre sonra o hani yaşadığı şeyler seni öyle bir pişiriyor ki yani hep şey gibi karate kite benzetiyorum işte sağ sol anlamıyorsun o işleri yaparken ama sonra böyle bir nefes alma şansın olduğunu düşündüğün zaman şey görüyorsun acayip öğrenmişsin yani hani kendini bazen şey hani bazen diyorsun ya ben ne anlarım bundan diyorsun ama bir bakıyorsun acayip yani içine kadar şeyi görmüşsün aslında ama onu yaşarken onu fark etmiyorsun belki bir nefes almak gerekiyor. Aslında o da şeyde çok işleri Nesim. Mesela şu an ya ben mesela çok güzel makale yazabiliyorum. Ondaki en önemli sebeplerden ya çok güzel de hakemlik yapıyorum. Son bu bir ay içerisinde 8 sayıya yakın makale hakemlik yaptım. Şeyi gördüm. Bir süre sonra o aslında anlatılmak istenen şeyleri çok çabuk da özümsüyorsun. Çünkü bir okuyorsun, aa diyorsun ya bu böyle aslında mantık ya da mantıksız çok çabuk söyleyebiliyorsun. Harika. Şey oldu değil mi? Şimdi sen bu hem o ya hattı yaparken hem proje yönetimine çok iyi konsantre olduğunu öğrendin. Sistemleri öğrendin. Peki o dönem için söylüyorum. Hani o zaman da bu işleri yaparken ya şunlar da olsaydı iyi olurdu diyeceğin şeyler de var mı o büyük projede? Ya şöyle, şimdi tabii büyük proje biraz da dipsiz kuyu gibi. Hani insan yeni bir şeyler gördükçe biz o zaman ekiple de hani benim mesela kurduğum planlama yapısını orada BP'ye anlatana kadar canım çıkmıştı. Çünkü kurgulanmamış bir şey. Yani nedir? Mesela bizde ana paketler vardı. Her paketin normalde kendi iş programı var. Ama biz Bakü Ceyhan grubu projesi olarak her şeyden sorumluyuz. Oturdum tüm bu projeyi o zaman entegre ettik yani ve ekipteki herkese ayrı bir parçasının sorumluluğu bunların entegrasyonu 60-70 bin aktiviteli bir iş programı. Yani relation sayısını hatırlamıyorum belki 100 bin relationlı bir program ondan sonracıma bunların arkasında hani işte Excel'le takip ettiğimiz resource hareketleri, procurement hareketleri, işte contractual şunlar bunlar falan. Yani bunları böyle bir potada eriten ki bahsettiğim yani yaklaşık işte 20 yıl öncesinden bahsediyorum. O zaman için çok ağırdı. Altından kalkılır kalkılmaz. İşte ben de sürekli işte bilgisayar kullanmaya çalıştık açıkçası. Yani elimizin altında bir bilgisayar var diyordum. Dolayısıyla hani bunları basit değil hep daha nasıl komplike yapabilirim? Hani simple is the best değil bende most complicated is the best gibi bir anlayış vardı. Ama bu öğretiyordu işte o zaman bize. Hani belki şu anki yapımla o kadar komplike bir sistem kurmanın doğru olmayacağını bugün söyleyebilirim. Ya da arkasında işte bugün çalıştığımız sürekli belirli kontrol mekanizmalarını yönetecek bir artificial intelligence gibi belirli bir konseptlerin olmadığı tamamen insan eliyle yönetilecek komplike bir sisteme bugün karşı çıkarım ama dediğim gibi bugün de arkasına artificial intelligence koyup olayı hala komplike yapmaya çalışıyoruz yani. O zamanlarda da işte bence zaten yetemediğimiz para hemen bitiriyorum. Yetemediğimiz şeyler oluyordu. Çünkü data yani hep en vardığımız nokta ne? Veriyi doğru toplamayı bir türlü beceremiyorduk. Çünkü her şey kolay toplanıyor. Yani bana daha detayı lazım işte. O lazım, bu lazım. Kim toplayacak? Ekibi büyütelim. İmkanımız da vardı o zaman. Ekibi büyütüyoruz işte şantiyedeki o zaman şantiye şefiyle çatışıyoruz. Ya ben o adamı oraya yolluyorum. O datayı niye toplatıyorsun? Kimce ya bir veri olsun elimizde. Veriyle çalışalım. Bu bir database gibi konular o zaman için çok şey değildi. Ama günümüzde baktığımızda benim o gün göbeğimi yardım şu dataları toplayalım dediğim her şey bugün firmaların birçoğu zaten otomatik günlük raporlarının birer parçası olarak topluyorlar. Yani biraz daha büyük yapıda dijitalleşme yolunda hareket edenler için söylüyorum. Hala klasik olup yani iş bitti mi bitti muhasebeden kar zarar görenler, takip edenler de var. Hani cost control nedir bilmeyen. Ama o da bir tarz bu da bir tarz eleştirmiyorum. Yani sonuç itibariyle hep böyle bir şey yaptığımızda bunu nasıl geliştiririz? Yani progress raporu hazırlıyorduk mesela. Ya bunu görsel sunmamız lazım. Data %%. Ne yapacağız dedik işte grafiklerle işte hattın geçtiği yerleri o zaman GIS'te arkadaş vardı ya bunu buraya koyalım, progress'i buraya koyalım falan. O zaman için ayüstü alfa dediğimiz zorluklar. Hani bugün artık neredeyse Primavera'nın kendisi
uydu görselinin üzerine progres işleyecek. Ya da tilosumuz var, lineer hatta şey yaparken arkaya real time map koyabiliyorsun falan filan, bir sürü ayrı dünyalara geldik. Ama biz onları hayal ediyorduk. Yani 20 sene önce ben raporumda orada adam 4 boruyu gömdüğü anda ekranda haritada nerede neyi gömdük. İşte veya hidrostatik test yaparken testin hangi bölgede, ekipler sahada nereye dağılmış, böyle ekrandan bir yönetici olarak. Çünkü biz Ankara'dayız, boru hattı işte POSOF'tan giriyor, Ceyhan'a kadar gidiyor. Arada 8 tane şantiye var, 4 tane istasyon var, 2 tane proje falan filan. Baroğlu var. Sağda yurt dışından mallar geliyor, oraya gidiyor. Böyle bir sistem ama bunu ve bunun bir sürü finansal akışı var. Mesela financial, monthly financial report diye bir şey ürettik. Para akışı, gelişi, gidişi, müteahhit böyle. Kitapçık gibi ya. Yani örnekleri bende var. Bir gün bunlar ayrı konular olduğu için uzatmayayım. Ama bir şeyleri kayda alabilmek, bir şeyleri anlatabilmek için çok çaba sarf ediyor. Yani bugün Google'a sor, çıkarıyor ne istesen. Ya yani şunun formatı nasıl olsun dediğinde 100 tane formattan canın istediğini beğeniyorsun. Ama hatırlarsan 2000'in başında hala kütüphaneden, hani bilgisayarlı kütüphaneler bile daha yeniydi. Kartlı sistemden şey arıyorduk yani. Dolayısıyla çok şeyler değişti ve buna ayak uydurmak lazım. Yani Bakü Ceyhan da geldi geçti. Üzerine Samsun Ceyhan'ı yapacağız diye uğraştık. Üzerine Sabiha Gökçen havaalanı, biraz daha teknoloji gelişti. O zaman hani kreditörler şunlar bunlar, hani bir şeyler yapıyoruz diye daha sofistike bir ekip kurulabildi. Yani bilgisayarı o zaman P6 çıktı mesela. Bu da işte 2008'ler civarından bahsediyorum. İşte P6 çok daha kolay undo yapıyorsun falan, böyle ekranda yani o zamanın anlayışıyla anlatıyorum. Heyecanlı, kolay bir program dedik. Primavera'da işleri çözebiliriz dedik. İşte cost kontrolü daha entegre yapmaya başladık. Muhasebeyle koordinasyonu arttırdık. Vesaire vesaire yaparken işte farklı kültürlerde, farklı ortamlarda, işte nereden baksan hani rakamsal söyleyince daha etkili oluyor. Yaklaşık işte 5 milyar dolarlık bir projeler grubunun içerisinde bir 10-15 yıl ve 10 küsur yıl vakit geçirdikten sonra tabii ki de insan kalıbına sığmıyor. Yani dedim ya, heyecanı olması lazım insanın. O yüzden işte bir ortak arkadaşımla beraber bir yola çıkalım dedik. Bir proje yönetimi üzerine maceramız başladı. İşte Hindistan, oradan geleceğim dediğim. Hindistan'da işte bir otoyol projesi. Oraya çok arkadaşı gönderdik. Burada neyi öğrendik? Planlama planlama hikaye, insan yönetimi. Bambaşka bir dünyaya diyeceğim burada. Çünkü hani orası bir Rusya değil, orası bir Arabistan değil. Hindistan'ı bilen biliyor ve bilmeyen de korkuyor. Şimdi sen Arabistan'da bir yere yollayacağım dedin, adamın kafada bir çöl imajı var. En fazla deve sayısı fazla olur, ne olacak der gider. Ama Hindistan dediğinde adam, abi akşam maymunlar basıyor mu falan, bu sorular gerçektir ha. Abi ya, Hindistan'a gidilir mi falan filan, yani korkunç bir yerdi. Biz orada açıkçası hani proje yönetimi değil, bu sefer insan yönetimiyle iş yapmayı. Çünkü orada bir Hintli organizasyona biz gölge organizasyon olarak uluslararası bir yapı kurmaya gittik. Birçok adam götürdük buradan. Yani ben işin tekniğiyle değil de, abi odamda kertenkele var deyip bana iguana fotoğrafı gönderenler, böyle bir kertenkelenin peşinde koşuyor adam. Hani kertenkele aslında ama iguananın küçük oğlu, yani böyle bir şey. Abi evi maymunlar basmış diye şikayetler gelir. Ne bileyim ben, bu da hep yani gerçek anlattığım şeyler. O yüzden de biz orada da dediğim gibi hani işin detayından, yol mu yapıyorum, ne yapıyorum unuttuk orada. İnsanları nasıl oraya motive ederiz? Bir de iş, para yok bilmem ne, bunlarla birlikte çok fantazi bir dünyasıyla daha sonra işte bunun üzerine Azerbaycanlılara ekledik. Kuveyt'i, Abu Dhabi'si, Arnavutluğu vesaire, böyle farklı kültürler, farklı dünyalar, tamam üzerine koyduk. Proje yönetimi çok güzel, planlama herkese lazım. İşte Kuveyt 4,5 milyar dolarlık projenin planlamasını yaptık.
Ondan sonra acaba yani bu konularda iyi miyiz? Evet. Gidiyor ama buraları hızlı geçtim. Çünkü bunlara bir dalarsam her biri... Evet, bence zaten Nesim. O yüzden çok... Bence şey yapalım. Sen bu aşamada bence ya bu anlattıkları çerçevesinde yapay zeka ve proje yönetimi oraya üzerine çok oraya ama senden ricam şu, ben bu videoyu 30 dakika içerisinde tutmak istiyorum. Nasıl evet. Bir daha çekeceğiz bunun üzerine? Tamam. Senden bu konuyla ilgili ufak bir şey söylemeni istiyorum, sonra da bitirelim. Okeydir. Yani zaten işte bunların hepsini niye uzun anlattım? Geldiğimiz noktayı biraz daha detaylandırabilmek için. Sonuçta geldiğimiz nokta artık insan aklının, yani herkes dünya küçüldü. Gerçi Covid'den dolayı yine sıkıntı var ama bir öncesi dönem için anlatayım. İnsanların bir şeye ulaşması artık çok kolay. Bilgi de kolay, her şey de kolay. Dolayısıyla biz bir step öteye gitmemiz gerekiyor. Yani artık kendi aklın farklı bir, yani beynin gerçek işlevini kullanacaksın. Ama geri kalan belirli değişkenlerle nelerle karşılaşabileceğin işini seninden daha iyi çalışacak bir mekanizmaya bırakmak gerekiyor. Dolayısıyla biz de bu aşamada ben de baktım, tamam, management, hala management şirketimiz var. Bunlara göre hizmet de veriyoruz ama artık yeni bir döneme, yeni bir şeye başlama vakti geldiği için de işte seninle uzun süredir de tartışıyoruz. Bunu hani human intelligence ve ya da insan aklı bir yere kadar veya birkaç parametreyle karar verebiliyor. İşte bizim bu noktadan sonra yüzlerce farklı parametre. Ne yaptık? Geçtiğimiz 20 yıl data toplayın diye bağırdık, çağırdık. Şimdi ne geldi, neyin vakti? Şimdi bu dataları farklı ortamlarda insan kafasıyla değil, arkada çalışacak bilgisayarların senin hiçbir zaman fark edemeyeceğin konulara değinerek sana yön verecek sistemler kurabilmek. Bu noktadayız. İşte burada ne yapılmalı, ne yapacağız, nereye gidiyoruz da yani daha ben bir çenem açıldı mı konuşabildiğimi fark ettim de. Yani onu da sonraya bırakalım. İşte artificial intelligence bize lazım olan. Yani insan beynini kenara koyun demiyorum. Ona her zaman ihtiyaç var. Ama daha doğru, daha ileriye, daha inovatif olabilmek için belirli hammaliye düşünceleri ve belirli atlayabileceğin konuları bırak bunu atlamayacak ve tek işi bunu düşünmek olan makinalara bırakmanın vakti geldiğini düşünüyorum. O yüzden de bu konuda çalışalım diye seninle beraber yürüyelim istiyorum yani. Ne diyeyim kardeşim? Simciğim çok teşekkür ediyorum. Bunun devamını işte önümüzdeki günlerde çekeceğiz. Artık her gün bir video şeklinde. Bir sonraki videomuzu Hindistan üzerinden devam edelim. Yani ben insan yönetimini çok merak ediyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli vaktin için. Ben de hemen inşallah bir süre sonra bunu devam edeceğiz. Görüşmek üzere sevgili Nesim. Görüşürüz. Sağ olun.